Telefon markanı çıkar söyle. Götüre mi sokacaksın telefonumu ya? Götüre mi sokacaksın? Merhaba. Şimdi yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiden yana kullanırsınız? AK Parti'den. Neden abla? Valla çok güzel. Bunca seneden beri kaç tane parti geçtiyse başa. Evet. Hiç bunun gibi olmadı. Tayyip Erdoğan çok iyi. Allah razı olsun ondan. Mesela şu anda halk sıkıntı içinde. Öyle diyor. Öyle ama çok da pahalı. Bak düşünme ellerimizi kollumuzu çok da güzel dolu. Dolu. Evet. Alamayanlar çok ama. Çok. Alamayanlar da çok doğru. Şu an elektriğe çok zam geldi. Geldi. Ne doğru. Diyorsunuz bu konuda? Bu konuda ne diyeyim? Hangi parti geçtiyse geçti. Hepsi de böyle oldu. Böyle olmak öyle zorunda mi? Herhalde. Zam kodu aylıklarımıza. Evet. Şeylerde çok pahalı oldu. Pahalı her şeyde pahalı oldu ama çok da güzel. Hiç zahmeti çekmiyoruz. Çekiyoruz mu? Çekmiyorsunuz öyle mi? Çekmiyoruz. Ben memnunum. Bana sorma valla. Gerçekten ayar oluyorum. Neyse ya. Telefonun ne? Telefon markanı çıkar söyle. Götüre mi sokacaksın telefonumu ya? Götüre mi sokacaksın? Kafasız. Atatürk döverim seni. Tanrı ne benim telefonumun markasından? Tanrım annemi doğru. Allah Allah. Yapma öyle ya. Abla yarın seçim olsa oyunu kimden yana kullanırsın? Ya ben şimdi ne diyebilirim ki? Tereddütlü müsün? Ya tereddütlü değilim de hani benim görüşüm AK Parti. AK Parti mi diyorsun? Evet. Neden AK Parti abla? Şu anda mesela geçim sıkıntısı var diye vatandaşlar var. Ama Allah aşkına ya nankörlük de yapmayalım ya. Gene güzel çok güzellikler yaptı. Evet. Değil mi ama? Haksız mıyım? Biz yorum yapmıyoruz. Mesela tamam vardır. Vardır tamam onun da hataları vardır ama. Yani şimdi Allah için konuşmaksa deme tamam ben AK Partili değilim. Evet. Değilim ama oyun AK Parti. Gönlüm ondan yana olabilir. Evet. Yarın seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? AK Parti verim. Neden AK Parti? Başka ondan iyisi yok. Şu an abi zamlar var. Abi hayat şartları, şey var. Hayat şartları da. Ondan iyisi olsa sana 20 yıldan beri gelirdi. Gelemedi. Şu anda yorum yapmayalım. Yorum yapmayacaksın. Yorum yapmayalım. Sen ne dersiniz? Ben değiştireceğim. Ben yorumumu yapayım. Yap abla. Değiştireceğim başka partiyi ama. Evet bir hem cinsimi tutacağım. Öyle diyorsun. Evet. O zaman evet. Yani Meral Akşener diyorsun. Aynen. Aynen değiştireceğim. Neden bir de Meral Akşener? Ya bir de onu görelim. Bir de kadınları görelim. Bir de kadınların gücünü görelim. Evet. Yani bir ne olacak? Yani bir de o belki değiştirir. Evi yöneten kadınlar. Evet. Ben kendimi düşünüyorum. Okutmayı da, mutfakta, içeride. Sıkıntı çeken de kadınlar. Belki öyle ama bu fikrimdeyim. Tüm kadınları da bir tut, yani partim değil ama böyle gezip kadını şey yapın, Meral Hanım'ı tutun diyesim var, bağırasım var. Yani tutun bakayım, değiştirin ya. Evet. Erkekler konuşuyor, işte anlatıyor ama yaşayan belki bilir. O da mutfağı yaşamaz ama kadın olarak belki. Evet. Hani bizim bir denemek lazım, bakmak lazım. Benim fikrim bu. Tayyip'e veririm. Neden abi? Öyle. Şu an abi var sıkıntılar başka, var. Var mı başka adam bu memlekette? Şu an insanlar sıkıntı için. Bu memlekette var mı başka? Yok mu abi? Başka adam var mı? Kime vereceksin? Mal Kemal'e mi vereceksin? FETÖ'cü Meral'e mi vereceksin? Kime vereceksin? Yani şu anda mesela çok sıkıntı var halkın. Nerede var sıkıntı ya? Yok mu abi? Şuraya bak. Ne var abi burada? Şuraya bak. Baktım abi. Çarşıya bak. Sıkıntı mı var? Nereden sıkıntı olmadığını anladın abi? Ya bırak ne sıkıntısı ya? Yarın seçim olsa oyunu kime verirsin? Onu söyleyemem. Teşekkür ederim. Evet. Açık söyleyeyim vermem AK Parti'ye. Oyunu AK Parti'ye verirsin? Vermem. Vermezsin? Vermem. Ben oyunu AK Parti'ye vereceğini zannettim. Yok vermem. Neden vermezsin? Vallahi değiştirmek lazım. Benim aklım öyle eriyor. Yani oyunu AK Parti'ye vermiştin ama. He? Vermiştin yani o AK Parti'ye. Daha evvel vermişimdir tabii ki. Anladım. Teşekkür ederim. Şu anda size soralım efendim. Ya AK Parti'ye vermem de kim olsa veririm deyip. Öyle diyorsun. Evet. Neden hanımefendi? Yani ülkenin halini gördük. Ne hale geldi? Yeter çok fazla kaldılar. Kazananı tutuyorum. Kazananı tutuyorsun? Evet. Şimdi şu anda o zaman iktidarı tutuyorsun. Yani. Nasıl durumlar nasıl? Tayyipçiyiz. Tayyipçisin. Tayyipçiyiz. Oyunu Tayyip'ten yana kullanacağız. Öyle mi? Aynen. Düzeleceğiz inşallah. Durucu hala ne zaman? Mezara girince. Mezara girince. O da güzel. Çok teşekkürler. Sağ ol. Şu an yönetimi kullanmam herhalde. Öyle mi diyorsunuz? Aynen. Neden abi? Abi ülkenin halini görüyorsunuz. Yani. Ne var abi ülkenin halinde mesela? Abi ekonomik şartlar. Evet. Yani siz de Türkiye'de yaşıyorsunuz. Biz soruyoruz abi. Halkın. Anladım. Değişiklikte fayda vardır. Değişiklikte keramet vardır. Anladım.
Öyle değil mi? Yani insan bile bir araba devamını bilmiyor, değiştiriyor. Ben CHP veririm abi. Neden CHP? Neden CHP? AK Parti'ye verdik de görüyorsun halimizi abi. Oyunuz AK Parti'ye mi verdin? Vermem abi. Daha önce vermiştin. Daha önce verdik, pişman olduk. Şimdi CHP'ye veririm. Adaletin olduğu yere veririm. Bugün hangi birisi mutlu? Hangi birisi şeydir? Herkes mutsuz yani. Kim bugüne kadar işi gücü var? Bu abi. Tamam, teşekkür ederim. Yani demek istediğim bu 2023'te herkes hakkını iyi kullansın. CHP'ye verirdim herhalde. Öyle mi diyorsun? Neden? Öyle ya. Bu yön, şu anki şeyi beğenmiyorum sistemi. Sistemi. Daha önce AK Parti'ye veriyordum ama şu an CHP'ye. Oy verdiniz AK Parti'ye. Verdim. Anladım. Teşekkür ederim efendim. İyi Parti yani. Neden İyi Parti abi? Bana göre o daha iyi olacak. Kime oy verir? Evet. Bak arkadaşım, tek kelime konuşuyorsun sana. Söyle abi. Tek kelime. Bunu anlarsan anlarsın. Anlayamazsan siktir sana anlayamazsın. Ben buyum. Abi. Anladım abi. Bunu kabul eder, etmeyen de var ya, anasının dinine kadar yolu var. Bu kadar basit.